Lupus. Ana testi negatif. Metakromatik lökodistrofi. Zeka geriliği olurdu o zaman. Marfan sendromu. Parmakları uzun olurdu. Bir kalp rahatsızlığı da yok. Dahiliye ne dedi? Anemi ve osteoporoz. Bunlar birbirinden bağımsız dedi. Milyonlarca şey olabilir Musun hocam. Nasıl bulacağız? Deriye yeni herhalde. Bilmiyorum Ali. Ne arıyoruz ki biz? Duşan kastistorfisi. Evet. Genetik bulguları yok. O zaman jargo Levin sendromu. Ha Farhan hocam. Solunum sıkıntısı da yok. Bernard Solye. Olabilir ama trombosit seviyesi o kadar düşük değil. Bir dakika, bir dakika ya. Ne oluyor burada? Bir şey oldu yok. Yardıma geldik. Orak hücreli anemi. Al yuvarlar kemiğin içine oymuş olabilir. Güzel bir teori. Nesi güzel ya? O zaman trombositler de çıkmaz mıydı? Boşram. Dipsiz bir çukur. Patogenizi bile tam bilinmiyor. Costello. Ya ne alakası var arkadaşlar? Rastgele hastalık soruyorum. Tahmin yürütmek denmez buna. Bu baya baya işkembeden atıyorsunuz. Peki daha önce karşılaşmadığımız bir Akdeniz anemisi olabilir mi? Ha? Yani kemiği de etkiliyor sonuçta. Yaptık testini değil. Her şeyi tartıştık. Ne kaldı geriye? Kistik fibrozis. Her testi yaptık. Klor seviyesi normal. Ve genetikten devam edelim o zaman. Erken başlayan Huntington. Hı hı. Bakın ben de uyduracağım ha. Hemoli be. Onu unuttuk. Ne ona? Ben de uyduruyorum o zaman, tamam. Wilson. Oldu mu? Mutlu musunuz? Çok mutluyum. Çünkü buldum. Buldum. Gauche. Evet Gauche. Organlarında biriken bakır değil. Glikoserebrozit. Vücudu glikoserebrozidaz enzimini üretemiyor. Bu yüzden de makrofaj hücrelerinde birikiyor. Bu hücreler de organları, dokuları, kemikleri istila edip görevlerinde, işlevlerinde aksamalara yol açıyor. Yani Mehmet'in Gauche'si var. Doğru. Çok nadir gözüken bir hastalık. Akraba evliliği riski artırır. Yani birçok hastalığa benzediği için de teşhis kolay olmaz. Sadece o enzimin testiyle kesin teşhis koyulabilir. Aferin anne. Hemen kanal glikoserebrozidaz enziminin aktivitesini test et. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim yardım ettiğiniz için. Çok sağ olun. En azından denedik. Evet, en azından attık.